Evet, Kurban yeni bir single yayınladı. Yıllardır çok aktif değiller, o yüzden bu yeni single cidden çok heyecan verici. Fakat eski albümlerindeki rock sound'unu, ondan sonra işte bu heyecan verici sound'u çok beğenen birisi olarak bu yeni single'ın mix ve mastering'inin tonal olarak biraz böyle arzulanır bazı tarafları olduğunu fark ettim. Bunu birazcık irdelemek istiyorum. Biliyorsunuz Kurban ilk albümünün neredeyse tamamını kendisi kaybetti. Hatta benim kadarıyla Roland'ın hard diske kayıt yapan mikserlerinden birine kaydetti. Yani DAW'lardan önce bu dijital Roland mikserlerden birine kaydetmişlerdi. Hatta kendileri kaydettiler diye hatırlıyorum. Ve 20 küsür sene sonra bu yeni single'ın Gülümse'nin sound'unun 20 sene önceki atıyorum yalan dönemini aratması beni açıkçası şaşırttı. Şimdi bunu ben nasıl duymak isterdimi birazcık irdelemek istiyorum. Burada şarkıyı Spotify'dan kaydettim. Ondan sonrasında yalanı da kaydettim referans olması için. Öncelikle şurada şarkının yüksek kısımlarından bir tanesini biraz çalalım. Şimdi bir de yalanı dinleyelim. Şimdi benim hoparlörlerimle duyduğum şey Gülümse'nin alt kısımlarının yani basların, davulların biraz böyle fazla geldiği. Ondan sonra sanki vokal biraz düşük geliyor. Gitarlar da çok net seçilmiyor. Yani bu bir mix problemidir, mastering problemidir bilmiyorum ama ben bunu şöyle duymayı daha çok isterdim. Şimdi ben burada biraz EQ ile oynadım. Ondan sonra Chandler Curvebender mastering EQ'suyla. Sonrasında bir multiband kompresörle bassları birazcık limitledim. En sonunda da peak yapmasın diye limiter'ı açtım. Burada 4 desibel bir threshold'u indirdim ama aslında çok fazla bir loudness'u değiştirmiyorum. Şimdi tekrar dinleyelim. Plugin'leri aç kapa yapacağım. Şimdi bunu yalanla arka arkaya çaldığımda tonal olarak ne kadar daha yakın olduklarını dinlemeye çalışın. Evet, ne yaptım? Yani bu mükemmel bir pratik değil tabii ki de mixlenmiş, masterlanmış bir iş üzerinden tekrardan EQ yapıyoruz, işte multiband yapıyoruz vesaire. Ama ne yaptığımı size göstermek istiyorum. Yani ben bunu böyle duymayı daha heyecan verici, daha ilginç ve daha şarkının ruhuna uygun buluyorum açıkçası. Bu biraz böyle sanki yan odadan dinliyormuşuz gibi bir hissiyatı var orijinal halini. Şimdi burada Curvebender'ı mid-side modunda kullanıyorum. Sol taraf mid frekanslar, sağ taraf da side frekanslar. Side frekanslarda bassları birazcık düşüyorum. Gitarların altlarını biraz düşüyorum. 150 Hz ve altını. Ondan sonra midlere çok dokunmuyorum ama high midlerde 2,8 kHz'de biraz düşüyorum. Ondan sonra biraz fazla parlak geliyorlardı bana bazı noktalarda. Ama şurada da tizlerini biraz açıyorum. Şöyle. Ondan sonra esas yaptığımız şey midlerde. Burada vokalleri, gitarları kıstığım yerde açıyorum. Öncelikle bu hareketi yapmıştım. Vokalleri biraz 2,8 kHz'de açtım mid bantta. Ama bu gitarları da biraz açtığı için onu kompanse etmek için biraz düştüm. Yoksa orijinalde gitarlar da biraz kapalı geliyor. Ama vokali duyabilmek için, vokali öne çıkartabilmek için mid bantları açınca o ister istemez gitarlar da yanında geliyor. O yüzden onu side bantta kompanse ettim. 150 Hz'in altını gene birazcık yumuşattım. Mid bantta.
Ondan sonra low midleri 300 Hz civarını birazcık indirdim. Ve tizleri 10 kHz'in üzerini birazcık açtım. Ondan sonra da burada multiband kompresörle bass'ı biraz daha kontrol altına aldım. En sonunda da 5 bantlı limiterımızda birazcık ekstradan peak yapabilecek, işte EQ'dan kaynaklı peakleri engellemek için çok hafif böyle şey yapan, peakleri yakalayan bir limiter ekledim. Hadi bakın, hatta bunu spanle de göstereyim size. Bu orijinal hali. Nakaratından, ondan sonra yalanı bulalım. Bakın, beyaz olan yalan. Bakın basslar aynı seviyede ama tizler... Şurada özellikle high mid'den sonrası. Bakın neredeyse. İşte burada kaçta? Burada bir yerde gösteriyor bu. Şurada. Burada -39 desibel. Burada yani 3-4 desibel bir fark var burada. Yani tizlerin olmadığını şeyden de, spectrum analyzer'dan da rahatlıkla görebiliyoruz. O yüzden şunu açtığımız takdirde... Bakın benim EQ hareketleri bu aradaki boşluğu biraz doldurmuş. Evet, umuyorum ki ilginç bir karşılaştırma olmuştur. Eğer bu şarkıyı dinleyip de sonrasında yalanı dinleyip de ya bunların arasında tonal fark derseniz sebebi bu. Biraz muhtemelen tiz duyumun yüksek olduğu bir ortamda mixlenmiş ya da masterlanmış. Ha şu da olmuş olabilir. Belki de bunun onaylarken dinleyen insanlar, işte menajer, grup vesaire, bunu böyle AirPods tarzı kulak içi bir kulaklıkla dinlediler ve onayladılar. Şimdi arkadaşlar, AirPods tarzı kulaklıklar, işte Samsung olur, Xiaomi olur, her neyse, bunlar esasen müzik dinlemek için değil, böyle müzik dinlerken flat bir frekans vermesi için değil, aksine sert sessizliğin, insan sesinin daha iyi anlaşılması için özellikle high mid ve tizlerin boostlandığı bir profil çiziyorlar. Çünkü telefonla konuşurken daha iyi anlaşılmasını sağlıyorlar. Bu sert sessizliğin daha iyi duyulması, daha intelligible ismi verilen, daha böyle söylenen şeylerin net anlaşılmasını sağlayan bir EQ grafiğiyle tonlanıyorlar. O yüzden müzik dinlerken AirPods'da bunu eğer kontrol ediyorsanız, AirPods'da tiz gelen şeyin aslında iyi geldiğini düşünmek durumundasınız. Yani AirPods'da süper gelsin diyerekten tizleri yumuşattığınız takdirde ortaya çıkan şey biraz böyle mat bir kayıt olacak. Çünkü zaten dinlediğiniz ortam tiz. Evet, umuyorum ki ilginç bir karşılaştırma olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.